Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Serdar. Bugün sizlerle birlikte bu videoda yaşadığım kasabada bir kısa bir yürüyüşe çıkacağız ve size buranın yaz sezonu geliyor burada. Yaz sezonundan biraz bahsedeceğim ve kış sezonu benim için nasıl geçtiğinden biraz bahsedeceğim. Sohbet tadında bir video olsun istiyorum. Şimdi gelin hep birlikte videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben yaşadığım kasabayı zaten size önceki videolarımda söylemiştim. Amerika'da yaşıyorum. Amerika'da Massachusetts eyaletinde bulunan Provincetown kasabasında yaşıyorum. Boston'a burası gözünüzde canlanması açısından 2 saat mesafede arabayla. Burası yazlık bir kasaba. Yazın insanlar çok oluyor. Yani böyle sayıyla ifade etmem gerekirse yazın buranın günlük nüfusu 100 bine kadar çıkıyor. Kışın ise 2000, 3000 kişi oluyor. Yani bir 30-40 kat daha kalabalık olduğunu düşünün. Kışın çok az işletme açık oluyor burada. Yazınsa gerçekten burası iğne atsanız yere düşmeyecek şekilde kalabalık oluyor. Hatta şimdi kalabalık olmaya başladı zaten. Ben de dolayısıyla bir video çekmek istedim. Her haftada bir video attığım için. Ay. Her haftada bir video attığım için. Bu haftanın içeriği de bu olsun istedim. Biraz da tembellik yaptım açıkçası. Bu haftanın videosunu cuma gününden çekiyorum. Bugün cuma. Yani böyle zamanım da çok olmuyor açıkçası. Çünkü yaz sezonunda çok çalışıyorum ben. Yani çalışma shiftlerimi çok yüksek seviyede tutuyorum. Çünkü yani burada yazın para kazanılıyor zaten. Hem maddi açıdan hem kışın çok çalışmadım zaten, yazı bekliyordum diye. Her neyse, burada dediğim gibi arkadaşlar kışın fazla bir şey olmuyor, fazla iş olmuyor ama yazın gerçekten burası çok kalabalık oluyor. Çok kalabalık bir kasaba oluyor gerçekten. Her hafta karnavallar yapılıyor. Zaten bu haftada Memorial Day var 29 Mayıs'ında. Onun için yani bu yarın, bugün kalabalık olur dediler. Ancak ben o kadar fazla kalabalık göremiyorum açıkçası şu anda. Ancak daha kalabalık olacak herhalde. Yarın daha iyi olur. Şöyle, bu arada şu bisikletler pedikep deniliyor. Bunlarla insan taşıyorsunuz tip usulü. Evet, arkada da şey abimiz var. Hey. Hey, how are you? I'm great, thank you. Yani evet, insanlar çok cana yakın zaten, görüyorsunuz. Ben de öylesine bir yola çıkayım dedim. Bu videoyu çekmem gerekiyor çünkü her hafta pazar günü video paylaşmam gerekiyor. Yani kendime de verdiğim bir söz bir yandan. Bir yandan YouTube kanalımın gelişmesi için de geçer ihtiyacım var yani buna. Şimdi şeye geliyorduk ha, kasabayla ilgili konuşuyordum. İşte yazın, kışın bayağı yavaş oluyor dedim. Yazınsa bura gerçekten çok kalabalık oluyor. Yani şu anda zaten yavaştan insanları görüyorsunuz. Benim ilk attığım videoda sokaklarda hiç kimse yoktu neredeyse. Ancak şu anda sokaklar kalabalıklaştı şöyle. Görüyorsunuz zaten videodan da konuşurken. Burada bu arada satıyorlar yasal bir şekilde. Hi. Benim arkadaşım. How are you? Good, right? You look very good. Thank you. Always. Thank you. See you. Burada dediğim gibi burada dispensary. İçeride satıyorlar zaten. Kannabis yazıyor zaten orada. Yani burada yasal. Bayağı yasal. Hatta içindeki o diyorlar. Bu kafa yapıcı madde herhalde. Yani bizim kimyamızla oynayan maddenin oranına kadar hepsini gösteriyorlar. Almak istediğin zaman, hangi türden almak istersen. Neyse, bunlar biraz şey konular. Bunlara girmeyelim şimdi. Yani görüyorsunuz ben de bir anda konuşmak için konuşuyorum. Bu haftanın videosunu da çekemedim. Ay. Normalde ben bu saatlerde çalışıyorum arkadaşlar. Sabahtan restoranda basırlık yaptım. Akşamdan da bu daha demin size gösterdiğim pedikep vardı videoda. Hemen çıksın burada. Akşam da o işi yapacağım. Ancak bisiklet yoktu gittiğimde. Saat 6'daymış shift bitişi. 6'da gel dediler. Veya orada beklesem de oluyordu. Birileri gelip işte bisikleti bıraktı. Ben alabilirim diye öyle dediler. Ama dediğim gibi video çekmem gerekiyordu. Ve ben de dedim ki böyle bir aram olmuşken gideyim bir video çekeyim. Video konusu aklımda yoktu ama dedim bir şeyler konuşurum yani. Yaz ve kıştan bahsederim dedim. Sokaklarda da insanlar var zaten. Herkes, bazı insanlar selam da verdi. Güzel içerik oluyor gibi. Zaten elinde kamerayla yürüdüğün zaman burada. Yemen. Elinde kamerayla yürüdüğün zaman. Kamera değil bu arada. Kamera. Ka diye çıkmayacak o.
neyse, kamerayla yürüdüğün zaman insanlara dikkat çekiyor, bir şeyler diyorlar yani, salça oluyorlar gibi. Başka ne diyebilirim? Öyle arkadaşlar, yaz geliyor yani kısacası. Bu arada Work and Travel öğrencileri geldi buraya. Bayağı Work and Travel öğrencisi geldi, Adil, Berkay. Yani bunlarla tanıştık, da bir WhatsApp grubu da var zaten, o gruba da girdim ben. Bu Provincetown'a gelecek olan Work and Travel öğrencileri, ha Ebru var bir de. Ebru ile öyle bir tanışma hikayemiz oldu ki, grupta bulunuyorduk, videolarımı izliyormuş, yani denk geliyormuş, izlemiş. Her neyse, öyle onunla da tanıştık, o da bu tarafa gelecek. Tam Provincetown değil ama yakın bir yere geliyor yani. Ebru ile iletişime geçtik, konuştuk, bazı sorular sordu. Hatta elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Sorularına cevap vermeye çalıştım. Eğer sizin de böyle sorularınız varsa arkadaşlar, benim size yardımcı olabileceğimi düşündüğünüz, bana Instagram'dan yazabilirsiniz veya mail atabilirsiniz. Yani yorum olarak da belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince sorularınızı yanıtlamaya çalışırım, öyle söyleyeyim. Şimdik, yani başka ne diyebiliriz video için? Neyden bahsedelim mesela? Neyden bahsedelim? Aklıma gelmedi şu an. Gelebilir ama birazdan. Yani Work and Travel sürecinden biraz bahsedebiliriz şu an. Yani bu yıl Work and Travel'da öğrenciler birazcık red oranı yüksekmiş. Bu yıl buraya gelecek olanlar da var arkadaşlar, biliyorum. Sadece Provincetown'a değil tabii ki, Amerika'ya gelecek olan birçok kişi var, birçok öğrenci var. Kimisi geldikten sonra belki dönmeyecek, belki dönecekler. Ancak buraya geldiğinizde arkadaşlar, Work and Travel öğrencileri, yazınızı gerçekten çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü ikinci ve üçüncü işinizi iyi bulun. Burada yapabildiğiniz kadar para yapın ve ülkeye öyle dönün. Eğer dönmeyecekseniz de burada mesela change of status, mesela biz de öyle yaptık. Birçok, ben de öyle yaptım. Benim gibi yüzlerce, hatta binlerce Türk öğrenci var. Sadece Türk değil, sadece Türkler yapmıyor bunu zaten. Diğer öğrenciler de aynısını yapıyor. Change of status için, yani sizin statünüzü değiştirme işlemleriniz için size bayağı bir para lazım olacak. Yaklaşık 3000 dolar, 2500-3000 diyelim biz ona. Ayrıyetten sizin buraya geldikten sonra burada hayata başlamak için belirli bir miktar paranız olması gerekiyor arkadaşlar. Work and Travel sürecinden sonra başka bir yere taşınacaksınız. Başka bir eyalete belki. 50 tane eyalet var Amerika'da. Seçiminizi yapıp taşınacaksınız. Araba almanız gerekecek. Çünkü burada araba gerçekten çok ihtiyacınız olan bir şey. Ben hala henüz almadım, ancak benim iş yerimle evim altlı üstlü yani. Bir de küçük bir kasabada yaşıyorum. Benim ihtiyacım yoktu. Ancak ben şimdi burada bu yazdan sonra taşınmayı düşünüyorum. Taşınmayı düşündüğüm için de araba alacağım yani. Ben de planlarımı ona göre yapıyorum. Siz de buraya geldiğinizde arkadaşlar, planlarınızı buna göre yapın. Burada yazın, yapabildiğiniz kadar parayı yapın ve bu yazdan sonrası için rahat edin. Gerçekten burada kalmak isteyenler için söylüyorum. Dişinizi sıkın yani. Ondan sonrası süreç zaten ne gösterirse. Dil okuluna gideceksiniz bu arada. Artık online dil okulu bitti arkadaşlar. Geçen sene Work and Travel'la gelip statüsünü değiştirenler online bir şekilde gidebiliyordu. Ancak Ağustos'tan sonra artık online bir şekilde gidemeyeceksiniz. Bilginiz olsun. Dolayısıyla okul için para lazım olacak size. Araba için para lazım olacak ve birkaç şey için daha böyle para lazım olacak. En azından hesabınızda bir 15 bin dolar olsun yani. Hadi 15 yapamıyorsanız da 10 yapın yani hiç yoktan. Yani bunları diyebilirim arkadaşlar. Şimdi çok da fazla uzatmayayım. Dediğim gibi bu videonun konusunu aklımda belirlememiştim. Böyle yola çıkayım, konuşayım dedim yani. Ne gelirse içimden. Böyle bir video çıkacak ortaya herhalde. Ben buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum ve videomu beğenip, yorum yapıp kanalıma da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim, çok minnettar olurum, gülürüm, eğlenirim, mutlu olurum. Arkadaşlar hepiniz kendinize çok iyi bakın, esen kalın, Allah'a ısmarladık. Şöyle şurayı çekerek itireyim.